Merhaba. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere engelli raporuna nasıl itiraz edilir? 5 soruda cevap vereceğim. Gelin dilerseniz videomuza başlayalım. sağlık kuruluna başvurdunuz ve doktorları gezdiniz. Sonra heyete gireceksiniz. Heyete girdikten sonra raporunun sonucunu alacaksınız. Tabii bu bir haftada olabilir, iki hafta da olabilir. Raporunun sonucunu aldığınızda sonuç sizi memnun etmiyor. Ve bu durumda siz ne yaparsınız? Rapora itiraz etmek istersiniz. Rapora itiraz hakkınız tabii ki var. Tabii ki bunun belli bir kuralları var, belli bir yöntemleri var. Şimdi öncelikle rapora itiraz etmek için raporun sahibi olmanız gerekiyor. Eğer ki engelli bir birey tek başına bir şey yapamıyorsa velisi olacak birinci derece. Eğer o da yoksa vasi olarak tayin ettiği bir kişi olacak. Ondan sonra itiraz süreci başlatacaksınız. İtiraz süreci nasıl başlayacak? İtiraz sebebini belirten dilekçeniz ve raporunuzla birlikte ilçe sağlık müdürlüğüne başvuracaksınız. Tabii bu ilçe sağlık müdürlüğü hastanenin olduğu yani rapora başvurduğunuz hastanenin olduğu bölgede olabilir. Ya da en yakın yani ikamet adresinizde olan ilçe sağlık müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Mesela siz raporu diyelim İsküdar'da numune hastanesinde başvurmuşsunuz. Oradaki ilçe sağlık müdürlüğüne başvuracaksınız. Ama siz Ataşehir'de oturuyorsanız isterseniz oradaki Ataşehir'deki ilçe sağlık müdürlüğüne başvurursunuz. Ve ilçe sağlık müdürlüğü sizi Sağlık Bakanlığı'na bağlı en yakın hastaneye sevk eder. Peki bu raporların itiraz süresi yok mu diye soracaksınız. Tabii ki bu raporların itiraz edebileceğiniz bir süresi var. Diyelim raporu aldınız, beğenmediniz, itiraz edeceksiniz. Siz raporu aldıktan sonra 30 gün içerisinde itiraz hakkınız bulunuyor. 30 gün içerisinde itirazınızı yaptınız, yaptınız, yapmadınız. Ondan sonra 6 ay bir süre geçmesi gerekiyor. 6 ay süre geçtikten sonra raporunuzu itiraz edebilirsiniz. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Sonra ilçe sağlık müdürlüğü tarafından en yakın hastaneye, Sağlık Bakanlığı'na bağlı en yakın hastaneye sevk edildiniz. Dosyanız incelenir. Tekrar bir kuruldan geçersiniz. Eğer ki ilçe sağlık müdürlüğünün sevk ettiği hastanede de Aynı sonuç önceki raporla aynı sonuç çıkarsa raporunuz artık kesinleşir. Ama iki raporda da e, farklılık varsa bu sefer hakem hastanesine sevk edilirsiniz. Hakem hastanesine e, sevk edildikten sonra yine dosyanız incelenir. Oradan verilecek karar da aynı ise raporunuz artık kesinleşir. Artık verilen rapor tamamdır. Peki bunun bir itiraz yolu yok mu? Diyelim siz hakem hastanenin verdiği kararı beğenmediniz. Kabul etmediniz. Tabii ki var. Yargı yoluna gidiyorsunuz bu sefer. Mahkemeye başvuruyorsunuz. İdari mahkemesine başvuruyorsunuz. Ve raporunuzla ilgili gerekli incelemeler yapılıyor. Artık idare mahkemesi raporunuzla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kararı veriyor. İdare mahkemesinin verdiği karar artık kesin oluyor. Yani raporunuzda bir değişiklik olmuyor artık. Bugün sizlere Engelli raporuna nasıl itiraz edebileceğinizi 5 soruda cevapladım. Siz de engelli raporunuza itiraz etmek istiyorsunuz ama bu konuda hangi adımları atmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu anlattıklarımı adım adım uygularsanız böylece raporunuza itiraz etme sürecini başlatabilirsiniz. Sizlere anlattığım bu bilgileri aynı şekilde 20 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Erişkinleri için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik bildirgesini okuyabilirsiniz. Eskiden akondroplazik bireyler engelli raporu alamıyordu. 20 Şubat 2019 tarihi resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte artık bizler de engelli raporuna sahip olduk ve ben de engelli raporuna sahip bir bireyim. Siz de o yönetmeliği okuyarak raporunu nasıl itiraz edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı, ayrıca bu videodan haberi olmayan bu itiraz süreciyle ilgili bilgisi olmayan arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.